5 ile bölündüğünde bir kalanı veriyorsa birler basamağı 1 ya da 6'dır. 12 ile tam bölünüyorsa 12, 3 çarpı 4 olduğu için 3 ve 4 ile bölünebilme kurallarını sağlaması gerekiyor. Son iki basamağa baktığımız zaman 4'ün katı olması için birler basamağının tek olmaması gerekiyor. Öyleyse bizim sayımız 4 tane x ve 6 olacak şekildedir. Son iki basamak 4'ün katı olacaksa x değeri buradan 1, 3, 4. 5, 7, 9 olabilir. Rakamları toplamı da 3'ün katı olduğunda sırayla burada 4x artı 6 dediğimizden dolayı rakamları yazarak şu ifadenin 3'ün katı olmasını kontrol etmemiz gerekiyor. 1 yazarsak 10 olur. 3'ün katı değil. 3 yazdığımızda 18 oldu. Kabul ediyoruz. 5 yazdığımızda 26 olmaz. 4 kere 7 28 34 olmaz. 4 kere 9 36 6 daha 42 3 çarpı 14 bu da oluyor. Dolayısıyla iki tane farklı değer alabilir. Doğru cevap A'dır.